cihetli. Bunun sebebi la ilahe illallah diyemeyişidir. Tevhidde olamayışıdır. Her şeyi, herkesi Rabbine ait göremeyişidir. Rabbinin kuru olarak, abdi olarak göremeyişidir. Rabbinin tecellisi olarak göremeyişidir. Tecellisi. Onun tecelli etmediği bir varlık var mıdır? Bir insan var mıdır? Bir an var mıdır? Hayır. Kiminle muhatapsın? Evet, Rabbinle muhatapsın. Ona bir varlık vermiş. Ona irade vermiş. Ama onun sahibi var. Onu çepeçevre ihata eden, ona şah damarından daha yakın, onun gönlüne tecelli eden, gönül arşına tecelli eden Rabbi var. Bütün bunları ayetle biliyor musun? Biliyorsun. Ama görmüyorsun. Hiçbir şey tatmıyorsun. Bu nasıl bir imandır? O zaman bu iman değil, bu sadece zandır, vehimdir. Yani imanın, iman değil, vehim ve zandan ibaret olmuş olur. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Efteni zikir, fe'alem ennehu, la ilahe illallah. Şunu iyice bil, iyice anla ki, zikrin en efdali, en faziletlisi, la ilahe illallah. Evet. Onun için la ilahe illallah dememiz lazım. Aynı şekilde Allah Allah diye zikredebilirsin. Rahman, Rahman diye zikredebilirsin. Öyle buyurmuştu çünkü. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. El Esmaul Hüsna, en güzel isimler O'nundur. Hangi ismini zikretsen olur. Ama zat ismi olarak Allah ve Rahman ismini zikredebilirsin. Evet, diğerleri biriyle beraber zikretmem lazım. Ya Allah ismiyle ya da Rahman ismiyle beraber zikretmen gerekiyor. Ama zikrin efdali neymiş? La ilahe illallah. Neden? Bizi tevhide götürür de ondan. Onun için vuslat yolcusu için de bu böyledir. Yolun başı da la ilahe illallah'tır. Yolun sonu da la ilahe illallah'tır. Yolun başındaki farklı söyler. Evet, manevi olarak ilerledikçe, büyüdükçe, iman ettikçe, şahadet ettikçe, evet, la ilahe illallah demesi değişir. Rabbini tanıdıkça, onun için zikri yaptırırken Allah'ın her bir ismiyle illallah diyoruz. La Rahmane illallah, La Rahime illallah, La Kerime illallah. Her bir ismiyle tevhid ediyoruz. Tevhid ediyoruz ki tevhid gönlümüze otursun. Evet, vahdet, Allah'ın vahidiyeti gönlümüzde açılsın. Her şeyi Rabbimizin ismiyle okuyabilelim. Bununla beraber hem insan üzerinde, hem kendi üzerimizde, hem mahlukat üzerinde Rabbimizin hangi ismi tecelli ediyor, hangi ismine şahit oluyor ve şahadet ediyoruz, onu bilelim, onu anlayalım diye. Öyle ki her an ona şahit olup şahadet edelim. Bunun içinde, bu şahadetin içinde kaybolalım. Hepsiyle tabiri caizse bir olalım. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Nurun tecelli etmediği bir yer yoktur. Dolayısıyla biz de o nurun içinde, evet, onun nuru olmamız lazım. Nasıl onun nuru oluyoruz? Elbette ki imanla, elbette ki Allah'a teslimiyetle, kendimizi bilerek, kendimizi anlayarak, kim olduğumuzu, evet, tadarak. Öyle olunca bütün varlığa kendimiz gibi bakarız. Yani her bir varlığa sen bensin, ben de senim dersin. Bakmaya doyamazsın, bakmaya kıyamazsın. Çünkü sen onun zahirine değil, manevi tarafına bakıyorsun.
Allah'ın tecelli ettiği ismine bakıyorsun. Allah zaten perdeyi araladı mı, zaten onu öyle seyrediyorsun. İstesen de istemesen de. Sevmediğin bir şey kalır mı? Hayır. Bütün varlık üzerinden Rabbine hamd edersin. Onu översin yani. Onun güzelliğine şahadet ediyorsun çünkü.